Hello, hello, değerli dostlarım, hoş geldiniz. Agro Hunter'ı inceleyelim. Güzel gözüküyor. Teknik olarak. Bakalım gerçekten güzel mi? Destemizde olan kartlar. Bu 4 birlik Worms çıkarma. 3 tane veriyor elimize. Minionlarımıza bir bir bufflama. Efendim, gizli 2 tane yılan çıkarma spellimiz var. Yanındaki beast, the next beast you summon gets bla bla. Final kart olarak kullanılıyor. Yanındaki beast'ten bir bir. The next beast you summon. Ha, bunun yanında çıkarttığın beast'ler artı bir artı bir buff alıyor. Spell castlediğinde artı bir atak kazanıyor dostumuz. Barrel of Monkey var. Yine Away King'in bir benzerisi gibi bir şey. Bu da 3 tane maymun atıyor ortaya, tank. Jungle Gym güzel bir board clear. Bunu indikten sonra summonlanan şey, ne kadar beastiniz varsa o kadar bir 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 hasar vuruyor. Board'unuz beastlerle doluysa bol cana beastlerle vuruyor dostumuz. Observe of Myths. After you summon a minion with more attack than this, give all friendly bundan yüksek ataklı minionlar summonladıkça tüm diğer takımdaki herkese artı bir atak veriyor ekstradan. Tüm bir mana düşüyor, Animal Companion'ları çıkarıyoruz. Animal Companion'lar ne? Şöyle ya, üç tane Animal Companion'ı vardır. Hunter'ların üstüne gelince gösterir belki. Heh, gösteriyor. Huffer, şarjlı Huffer, Misha, Leok. Bunları da bir kost düşükten çıkarıyor. Yani iki kosta 2-2-2 manaya inebileceğiniz Animal Companion'ları alıyorsunuz elinize. Remote Control Hound çıkartıyor. Saddle Up bunların hepsine Random Beast'ler summonlamanı sağlıyor. 3 ve daha düşük manalı olacak şekilde Death Rattle veriyor. Yani board'a aslında gördüğünüz her şeyle board'a çok fazla minion inebiliyorsunuz. Bunları Saddle Up'la buff'lıyorsunuz. Tıpkı Treant'ı Soul of the Forest'la buff'lamak gibi. Sonra Patrikütür vuruyorsunuz. Bu da 6 tane köpek çıkarıyor. Sığmayanlar için diğerlerine artı bir buff veriyor. Böyle güzel bir legendary'miz var. Bu da 1, 2 ve 3 manalık spell'leri çekiyor. Zaten deste spell dolu. Ondan sonra cıma. Yine Leroy'umuz var. Little için. Mental Shaper'ımız var. Ne işe yarıyormuş bu? Cost oneless for each spell you cast. Bu elindeyken oynadığın tüm spell'ler içinde bunun manası düşüyor. Bunu bedelsiz inebiliyorsunuz neredeyse. Agramar. Zaten güzel bir titanı bunun. Ve Ziliax'ımız var. Ziliax'ımızın buradaki özelliklerine Pylon modülü ile Ticking modülü var. Tüm minionlara buff veriyor. Ve de oynadığınız minion kadar, yani bunu bedelsiz falan iniyorsunuz muhtemelen. Evet, bakın ben de ilk defa oynayacağım. Hatalarımız olursa affola, yolda öğreneceğiz. Sizle birlikte desteği bakalım çalıştırabilecek miyiz Diamond 5'ten Legend'a. Bu benim ilk rodeom değil diyor. Evet. Şimdi bunun aslında Malignant'ını bilmiyorum. Ama yani herhalde board'a bir iki tane yılan inerek başlasak sakıncası olmaz diye düşünüyorum.
Welcome to the cattle drive. Greetings. Yine bir Cyclodin var karşımızda. Hoş değil. Cyclodin değil, Forge var. Yine bu çocuğu kullanabiliriz. Bir tane taunt inebiliriz. Şöyle zıbap bış diye vuralım. Let the pain speak to me. Güzel. Şarjlı minyonumuzu inelim. Herkese buff'ımızı verelim. Sonra bununla da bir tur daha buff'layalım. Nasıl? Bu adam buraya aftershock atacak. O yüzden şu çocuğa çok taviz vermememiz lazım. Aftershock yediğimizde de en azından 3 kartımız hayatta kalıyor şu an burada. Bu tur maçı bitirebilirsek güzel olur. Little'ı bulursak bu tur iyi olacak. Çünkü artık 5. manadan sonra Warrior'lar hoş olmayan şeyler yapabiliyor. Buraya bir saddle up verirsek her türlü win'imiz var gibi hissediyorum. Yani board clear atabilir mi? Yani coin'ini atıp ne basabilir? Şu çocuk 5 vurur, tık 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 1 vurur falan. Onu kullanmadı, bir 5 attı. Güzel. Şimdi 3, 6... Bunu insek 6. 7 olur hasarı. 7 10 17 vurabiliyoruz. 17 yetmez. 17 yetmeyeceği için biz şurayı şöyle yapalım. Pat. Buraya da bir saddle up verelim ki bir tur daha board clear atsa bile hayata geri dönen yaratıklarımızla maçı bitirme ihtimalimiz olsun. Şu an güzel oldu. Buraya brawl da atsa hala güçlü durumda oluyoruz. Ya da mana... Evet geldi. Execute. Güzel. Bu arkadaşlarla destroy friendly minion. Summon a copy of it. Okey. Kimseyi çıkarmayacak sahaya. 3, 5, 6, 7, 8. 8, 6 daha. On dört değil mi? Ulan 14 yetmiyor Little. Who to shoot?
Allah Allah. Ya bununla öldürebileceğim konuma indirmeye çalışıyorum. Çünkü buraya bir board clear gelebilir ama armor up'lar falan da gelebilir. Bakalım ne olacak. Bir board şey. Çocuğu atacak. Altı, yedi, sekiz vurabiliyoruz. Who to shoot? No one's going to believe this. Now. A little bit of magic and magma go hand in hand. Buradan sonra işimiz zor. Buraya Little'ı bulacaktık. Little'ı bulamadığımız için buradan sonra kazanamama ihtimalimiz var. Allah Allah, çok bir şey bulamadı o da galiba. Ha, winnable. Altı, yedi, sekiz. Deal one damage to random enemy. 15. 6, 10. Tamam, 15'imiz zaten var. Leroy Jenkins. Arkadaşlar biraz enerjim düşükse kusura bakmayın. Geç bir saatte yapıyorum kaydı alabilmek için. Birazcık da yorgunluk var. Affınıza sığınıyorum. Okey, burası böyle güzel. Bir manaya bunu ineriz, iki manaya bunu ineriz. Üç manada da bunların hepsine bir saddle up patlatırız. O zamana kadar bunu da inebiliriz. 7 manadan 1, 2, 3, 4. 3 manaya düşmüş olacak. 4 manada da bunu inebiliyor oluruz. Hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, 4. Mum.
Yine geldi bir armor up. Hold still. Şimdi buraya bir Blade Storm yeme ihtimalimiz var. Atar mı, saklar mı bilmiyorum. Yani bir tur temizlemek isteyebilir. Temizlemek istemedi. Güzel bir hata. Çünkü şöyle yapacağız şimdi. Bir böyle vuracağız. İki bunu basacağız. Coin atacağız. Buraya bir saddle up patlattık mı? Bayağı temiz oldu. Şimdi bir sürü minionımız olacak. 3 manalık. Buraya board clear atmak isterse. Şimdi aftershock atabilir. Aftershock burayı biraz kurtarır. Çünkü çıkan minionlar da 3-2 body'li falan oluyor. Onları da temizler muhtemelen. Güzel, bu turda bir şey yapalım. Burayı bir bufflayabilsek bu tur hoş olurdu be. Vallahi burayı bir bufflayabilseydik güzel olurdu ya. Evet, şimdi bu tur buraya bir board clear gelebilir. Şu arkadaşımız sanitize olabilir. Brawl atabilir ama brawl atarsa kurtarmaz. Brawl atarsa muhtemelen little'ımız olur. Aftershock mu attı, ne attı? Kaçırdım. Ha, aftershock atmış, güzel. Well played. Your judgment begins. This isn't my first rodeo. İlk manada bunu ineriz. Cast a spell yaparak bunu ineriz. Gerçi inemeyiz. Ha, ineriz. Cast the spell yaparız, çıkanı ineriz. Paladin var karşımızda. They love a little fiddle. Bu tur inmeyeceğiz o çocuğu ama bu tur şunu yapacağız. What to do? My blood boils for war. Calm down. Job's done. Manada da 2 tane worm sinebiliriz sahaya 5-2 5-2 olarak. Bunu ortadan kaldıramazsa, ki kaldıracak kart olduğunu sanmıyorum. Bu arkadaş 1 manada az önce ne indiğine bakmadım galiba. Discover a card, scrap keychain.
Hand buff olabilitesi var Forge. Yani bu Forge da aynen elini bufflayacak kartların Forge'u. Okey, eyvallah. Umarım şu hand buff'ı yenerim ve sevinirim. Çünkü şimdi mesela tempo kaybediyor dediğim bu işte. Mesela Forge bastı. Şimdi bir elli boş geçti. O arada ben board'a yayıldım. Baksana 3 mana da yayıldım board'a. Şimdi board clear kartı yok. Ha, bunları bufflamak için bir tur harcadı. Mesela bir turu daha gitti. Hani deste çalışana kadar çok tur harcıyor, bir şeyler yapıyor. Benim bir tık bu desteden beni rahatsız eden şey o oldu. Şimdi şunu basalım. Tamam. Evet, önce yine bunu inmem gerekecek. Aa, bunlar artı. Ha, next beast. Sadece bir sonraki almış. Ben de onu hiç fark etmiyorum. Hay be. What to do? O kadar da aman aman bir ehemmiyeti olmayan bir şeymiş bu çocuk. Peki şöyle yapalım. Spell'imiz yok. Şunu kıralım. Ha, bir vuruyoruz. Bu da bir iş. Bu da biraz. Tüm. Bu mu olsun bari? Biz de çok bir biriz. Bufflanamadık. Şimdi arkadaş yine bir şeyler inecek. Destesinde kaç taunt vardı bunun? Yani Zilyax falan ta 9 manalarda inebiliyor lifesteal'da. Şu rush'lı çocuklarını inip birazcık can çekebilir. Biz çok kart inebildik ama bunlar hiç bufflayacak bir şeyimiz gelmedi şansa. Öyle birazcık bir talihsizliğimiz oldu. The victory is yours. Yani güzel. Güzel deste arkadaşlar. Agro Hunter'da böyleydi. Güzel deste, fena değil. Bir tık kaç dust tarz atıyor emin olmamakla birlikte 3 tane legendary'si var. Hani bunlar belki biraz pahalı olabilir. Hatta 4 legendary varmış. Zilliax zaten her videoda söyleyeceğim. Her türlü 1600 dust'ınız varsa eğer onunla da bu kartı yapın. Çünkü tüm destelerinize girecek muhtemelen. Yani bu sezon neredeyse girmeyeceği deste olmaz Zilliax'ın. Öyle yapmışlar kartı. Her desteye girsin diye kart yapmışlar. Hani bir tane desteğe girmez, o da no mean mage. Bu da mean olmadığı için. Valla keyifliydi. Zevk aldım valla Agro Hunter oynarken. Ama bir Mekaren oynarken aldığım zevk yok. Bir Rainbow DK oynarken aldığım zevk yok arkadaşlar. Bu agro desteler çok bana göre değil. Ben hafif kontrolün elimde olduğu, böyle bir sürü destemde cevabın olduğu kartlarla oynamayı seviyorum. Destelerle oynamayı seviyorum ama bunları da sizin için çektim. Bakalım sırada hangi videolar gelecek. Birazcık ben de araştırayım. Sizin de varsa talepleriniz yorumlara yazın. Bakın daha 7200 dust'ımız var. Muhtemelen bu metadaki her desteği yapabiliyor olacağım günün sonunda. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Baş baş.